Evet kardeşler, hayat inişlerle çıkışlarla devam ediyor. Şöyle bir hayat serüveninizi bir düşünün. Kaç yaşındasın Muhammed? 25. 25'in içinde ne var biliyor musun? Böyle dalgalanmalar var. Mesela çok mutlu olmuşsun. Niye? İşte finallerden 90 almışsın falan, geçmişsin. Sonra işte ne olmuş? Hayatında bir gayrimeşru sevda olmuş. Onun acısını yaşamışsın. Hep bak, fark ettiyseniz hayat hep böyle iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Ama siz ne istiyorsunuz? Ne istiyorum? Hep çıkış olsun. Değil mi? Şimdi bak, çok iyiyim şu anda. Ne oldu? İngiliz Edebiyatı'ndan mezun oldum. Aldım diplomayı. Şu an buradayım. Şşt, bunu istemiyorum. Bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum diye istiyoruz. Ama hayatın genel akışına uygun değil bu. Eğer sürekli yükseliş istiyorsan, yükseliş ülfet oluyor ve artık yükseliş senin için tat vermeyen bir şey haline gelmeye başlıyor. O yüzden İnişlerin de aslında çıkışlara bir katkısı var. Yani kötü şeyler olacak ki iyi şeylerin olabileceği bir grafik, bir alan açılsın diye. Bunu anlatan bir yer var. 7. Deva'da anlatıyor bunu Üstad Hazretleri. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta! Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Cümle bu. Bir şey devam etse tesirini kaybeder. Adana kebap yer misin Mustafa? Koyduk önüne, şu an götürdüm. Zırh kebabı böyle. Adana'dan geldi ustamız. Etini de oradan getirdik. Çok güzel, beğendim. Ertesi gün geldin. Ne yiyorsun? Yine Adana. Adana iyiydi değil mi? Tekrar Adana. 3 ay geçti. 90 gün boyunca her gün Adana yiyorsun. Şu an Adana hakkında ne düşünüyorsun? Artık lezzet vermiyor değil mi, artık lezzet? Ya abi, bir menemen alsam, bir peynir ekmek alsam değil mi? Demek ki bir şey devam edince lezzetini kaybediyor. Ama Furkan ne istiyor? Devam etsin lezzet. İniş, hayır. Düşüş, musibet, sıkıntı, bunları istemiyorum abi. Ya kardeşim, sen 90 gün Adana yemek isteyen adam gibisin. Aslında hayatımızdaki düşüşler de çıkıştaki lezzete bir katkı sağlıyor. Yani böyle bir kaide var, bakın, felsefi bir kaide bu. Bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehl-i hakikat müttefikan diyorlar ki innemel eşyâ'u tûrafu bi ezdâdihâ. Her şey zıddıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez. Sürekli aydınlığın içinde yaşadığımız bir ortamda kimse ışık var demez. Balıklar demez ki ya denizin dışında bir alem var. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Soğuk olmazsa hararet, sıcaklık anlaşılmaz, zevksiz kalır. Ne oluyor mesela kışın, böyle üşüyorsun, sopalı bir odaya bir giriyorsun, böyle güm 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 böyle soba vuruyor, böyle ısıtmış duvarlara kadar, her yeri ısıtmış, böyle hissediyorsun bütün vücudunda kemiklerin ısınıyor. Oh diyorsun. Peki soğuk olmasa bunun lezzeti yok. Veya tam tersini düşünün. Giriyorsun buz gibi klima. Yani hayat, işte acıkıyorsun, yemekten lezzet alıyorsun. Hayat zıtların üzerine kurulmuş bir hayat. Sen zıtları, kutupları istemiyorsan, ya hep olumlu, hep olumlu diyorsan o hayattan lezzet almamaya başlıyorsun. Yoksa işte Henry Ford gibi insanların oğlu neden intihar etsin? Her şey var, parayla her şeyi satın alıyorsun. Ama işte o şeyi yaşıyor. Dopamin salgılamamaya başlıyor belli bir süre sonra vücut. Hep her şeyi olumlu, 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 olumlu. Her şeyi parayla çözüyorsun, parayla çözüyorsun, parayla çözüyorsun. Şu an neredesin biliyor musun? 90 gün Adana yiyip lezzet alamayan adama benziyorsun. Artık son model arabanın olması sana lezzet vermiyor. O yüzden hayatımızda bazı olumsuz şeyler varsa onlara çok olumsuz bakmayalım. Onlar olumluya hizmet ediyor. Devam ediyor. Maraz olmazsa, hani hastalık olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Madem Fatır Hakim insana her çeşit ihsanı ihsas etmek, hissettirmek, her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini, şu kainatta çeşit çeşit hadsiz enva nimetini tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecek. Senden soruyorum. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli, nimet-i ilahiyi hissedip şükreder miydin? Bir de Fatih, insanın şükretmesi için ne olması gerekiyor biliyor musun?
o şeye sahip olmaması gerekiyor. Sürekli sendeyse o, mesela atıyorum araba alacaksın. Dedin ki ne hayalinizdeki araba ne? Hayalimiz bile yok. Doğan mı, Şahin mi, ne istiyorsun? Camaro. Camaro, öyle bir araba mı var? Tamam. Camaro mu adı? Salladı, neyse. Ferrari diyelim, hayalde Ferrari bir araba var. Eğer Ferrari'ye uzun bir müddet sahip olursan, Ferrari'yi ilk çalıştırdığında şükrediyorsun. Bismillahirrahmanirrahim böyle derler ya böyle. Hatta genelde B değil P ile çıkar o böyle. Bismillahirrahmanirrahim böyle çalıştırıyorsun arabayı, çok şükrediyorsun Allah'a. Bir ay geçti, azaldı. 5 sene geçince artık şükredesin gelmiyor maalesef. Ama araba bir kaza geçirdiğinde, bir ay kullanamayıp tekrar aldığında bak bu şükür hissi geliyor. Demek ki hastalıklar, musibetler neye hizmet ediyor bu cihette? Şükre hizmet ediyor. Senin şükredesin, teşekkür edesin geliyor. Ve bak ne diyor? Yani düşünsene kolunuz, bacağınız hiç kırıldı mı hayatta? Benim böyle birkaç kere kolum kırıldı. Yani kolun olduğunu ne zaman anlıyorsun biliyor musun? Kolun kırılınca anlıyorsun. Baksana şu sisteme bakar mısın abi? Allah ne kadar güzel yaratmış. Bak şuradan bir hareket var omuzdan görüyorsun. Şu koldan da bir hareket var. Bak şu bilekten de bir hareket var. Şu parmaklardan da bir hareket var. Parmakların boğumlarında da bir hareket var. Abi her şeyi kavrayabilmek için muhteşem bir sistem. Hani böyle biraz dans eder gibi oldu ama her şeyi kavrayabilmek için bak sayfaları çevirebiliyorsun. Bu parmak bu parmaktan bağımsız hareket edebiliyor. Muhteşem bir sistem değil mi? Ben bunu ne zaman anlıyorum biliyor musun? Şu kolunu oynatamıyorsun ya. Yemek yiyeceksin mesela. Kol iptal. Sol elle kaşığı böyle ağzına bulmaya çalışıyorsun ya. Aa diyorsun kolum varmış. Ne güzel bir nimetmiş. Ferrari'yi bir ay kullanamamak gibi. Kolunu da kullanamadığında bunun kıymetini anlıyorsun. O zaman hastalıkların şükre bakan bir kapısı var. Doğru mu Furkan? Evet. Elbette şükür değil. Belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete, belki sefaate, günahlara sarf ederdin. Evet. Allah rızası için El Fatiha ve Salavat.